Herkese merhabalar. Zaman Mekan Futbol 15 dakika programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu programın, bu videonun konusu pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor Samsunspor müsabakası. Böyle kırmızı beyaz giyindim. Yani ben Samsunsporluyum ama Balıkesirsporluların da en azından yadırgamayacağı bir format oldu. Çünkü iki takım da kırmızı beyaz renklere sahip. Fakat iki takımın ligdeki hedefleri, seyri seferleri, pozisyonları bir aylık farklı görünüyor. Maçın favorisi Samsunspor deplasmanda olmasına rağmen. Çünkü biraz Balıkesirspor'dan bahsedelim. Balıkesirspor 2010'lu yıllarda bir çıkış içerisindeydi ve zaten 2B'den yükselip hemen o sene TFF 1. Lig'de şampiyon olmuştu 2013-14 sezonunda. Ve ertesi sene Süper Lig'de oynamış ama sadece bir sezon oynayıp düşmüştü ve ondan sonra sürekli bu ligde yer alıyordu. Fakat geçen seneden beri bir transfer yasağı sorunu yaşıyorlar ve bu sorun devam ediyor. Kadro hem zayıfladı hem de performans hali düştü. Yani artık teknik direktör Giray Bulak tecrübeli bir teknik adam ama artık bir teknik direktörlük bir şey yok gibi görünüyor. Nitekim 19 maçta sadece 8 puan toplayabildiler ki bunun ilk 3 puanını zaten ligin ilk haftasında Boluspor'u yenerek almışlardı. Rövanşta da yenildiler. Yani Balıkesirspor çok zor galip gelmeyi geçtim. Zor puan alan bir takım durumunda. 19 maçın 15'ini kaybetmiş. 2 galibiyeti, 2 beraberliği var. Ligin sonunda bir hayli puan farkı da açık diğerleriyle. Yani pek gidişat iyi değil. Yani Balıkesirliler adına üzgünüm. Onlar da zaten biraz futboldan soğumuşlardır. Çünkü şehir takımlarında genelde bu oluyor. Yani takımınız ivme kazandıysa işte tribünler doluyor falan. Çünkü ben 2013-14 sezonunda Balıkesir deplasmanını hatırlıyorum. Ben de gitmiştim o deplasmana. Yani bize ayrılan bölümü tamamen doldurmuştuk ama bütün stat doluydu yani. Hınca hınç doluydu. Çok güzel bir futbol atmosferi vardı. Tabii onun yerinde yerler esiyor şu anda. Balıkesir açısından. Zaten baktığımızda çok uzun süredir maç kazanamayan bir takım. Bir tek iki hafta önce sürpriz bir şekilde Eyüpspor'la berabere kaldılar. Fakat Balıkesir'in şöyle de bir özelliği var bence. Evet 8 puanı var. Ligin en kötü puana sahip takımı, en zayıf takımı görünümünde. Yukarıyla arasında bir hayli puan farkı var. Transfer yasağı var. Zayıf bir takım. Fakat fark yiyen bir takım değil. Yani kaybettiği maçlarda böyle 3-0, 4-0, 5-1, 6-0 falan öyle bir şey yok. Genelde tek farkla kaybediyor. Yani mücadele eden bir takım. Da böyle kolay lokma olacağını söylemek mümkün değil. Kaybettiği maçları işte 1-0, 2-1 falan kaybetmiş. Zaten averajı yani 19 maçta -20 averajı var. Yani böyle tabiri caizse eleye dönmüş bir takım olsaydı averaj durumu çok farklı olabilirdi. Bu anlamda Balıkesirspor yani futbolun doğası da gereği mutlaka dikkat edilmesi gereken bir rakip. Yani öyle hiç kolay lokma değil. Evet Balıkesirspor çok yenilmiş. 15 kere kaybetmiş ama 15 mağlubiyetin neredeyse hepsi tek farklı mağlubiyetler olmuş. Dolayısıyla mutlaka ciddiye alınması gerekiyor. Yani Balıkesir cephesinde pek iyi şeyler yok açıkçası. Şimdi Samsunspor'a gelelim. Samsunspor'da biraz transferlerden konuşalım. Yani ilk devreyi biz 7. sırada tamamladık 27 puanla. İlk 6'da da olabilirdik. Son işte 3 haftalık performans biraz böyle sallantılı oldu falan. Ve hedef acaba ne olacak diye düşünüyorduk ve böyle net somut transferler ve güçlü transferler bekleniyordu. Fakat bu beklentinin karşılandığını söylemek mümkün değil. Yani üstelik önünde uzun bir süreç vardı araştırma için, oyuncularla belki anlaşma için. Piyasada işte ismi geçen bazı futbolcular oldu. Ama şu an itibariyle, yani şu an biz işte Perşembe gecesi çekiyorum bu videoyu. Şu an itibariyle resmen açıklanmış 4 transferi var takımın. Birisi Talha Ulvan, sağ bek ağırlıklı oynayan bir oyuncu. Yine bir yerli transferi Talha Ulvan Belçika liginden geliyor. Bir yerli transferi de yine yerli ama yurt dışından yani Almanya kökenli meşhur Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci bu oyuncu. Yani bununla ilgili espriler de yapıldı. Yani Tolcay Ciğerci işte Tolga Ciğerci, Olcay Şahan ve
Tolga'yı Arslan'ın karışımı diye, Tolcay Ciğerci. Yani şimdi 4. liginden geliyor bildiğim kadarıyla Almanya, yani bölgesel ligden geliyor ve genç bir oyuncu da değil, yani 25-26 yaşlarında. Yani bilmiyorum, çok böyle ümit veren bir transfer gibi görünmüyor. Yani takımın temel eksikleri var. Yani artık gülüyoruz. Biraz gülüyoruz ve dua ediyoruz inşallah iyi çıkarlar diye. Ama daha net isimler bekleniyordu açıkçası. Yabancılara baktığımızda da Sheldon Batu veya Batu, artık nasıl okunuyor bilemiyorum, Batu transfer edildi. Bir savunma oyuncu, Çika Ligi'nden, Mekelen'den geldi ve tecrübeli bir oyuncu, yani 30 yaşında. Zaten bugün teknik direktörü Fuat Çapan'ın açıklamaları vardı. Fuat Hoca mevcut transferlerden sadece Sheldon'ın kadroya alınacağını, yani Balıkesir kadrosunda olacağını, diğerlerinin olmayacağını söyledi. Bakalım, stoper, yani bir stoper ihtiyacı vardı zaten. İşte Barış gönderildi. Bolin'in durumu zaten sallantıdaydı biliyorsunuz. Ama nasıl olacak, nasıl çıkacak bilemiyoruz. Yani kapalı kutu, açıkçası kapalı kutu. İnşallah iyi çıkar diyelim. Ve yine bir başka yabancı oyuncu da Junior Tallo. Eğer santraforsa istatistikleri berbat. Yani söylemiştim daha önce de istatistikleri. Eskiden Spor Toto oynanırdı ya 0-1-2 diye. Yani gol istatistikleri iyi değil. Ama söylenen şu, hayır santrafor değil. Forvet arkası pozisyonunda oynuyor ve faydalı bir oyuncu diyenler de var. Artık nerede izlediler, nerede takip ettiler bilmiyorum ama Junior Tallo da yine transfer edilen bir oyuncu. Fil dişili, 29 yaşındaki bir forvet oyuncusu. Şimdi iki tane dedikodudan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada döndüğü için. Şimdi bunlardan birisi Junior Tallo'nun menajerinin İsmail Diamonde'nin menajeri olduğu, aynı kişi olduğu söyleniyor. Yani Diamonde'nin sözleşmesini işte donduralım veya feshedelim, sakatlandı çünkü. Ama ben size başka bir oyuncu vereyim durumunun olduğu iddia ediliyor. İkinci dedikodu ise transfer edilen işte sağ bek veya işte savunma oyuncusu diyelim, Talha Ulvan, ki Rapid Bükreş maçında oynadı, seyrettik kendisini. Talha Ulvan'ın da teknik direktör Fuat Çapan'ın oğlu, o da futbolcu bildiğim kadarıyla veya futbol oynamış, futbol geçmiş olan birisi, oğlu ile arkadaş olduğu, yani oğlunun arkadaşı olduğu söyleniyor. Yani bunlar bir şey ifade eder mi? Eğer sahada doğru performans sergilerlerse bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok yani. Yeter ki doğru performansı olsun. Yani biriyle arkadaş olmak ya da aynı menajerin oyuncusu olmak elbette ki bir kabahat veya bir suç değil. Ama bunu sahadaki performansıyla unutturması gerekiyor yani iki oyuncunun da. Bunun dışında takım Antalya'da kampta. Antalya kampı bir sene içerisinde, yani sezon içerisinde de bir Antalya kampı olmuştu milli maç arasında ve hayli yaramıştı takıma. Oradan çok iyi dönmüştü. Şu anda da öyle bir beklenti var. Bazı oyuncuların sezon içerisinde ilk devrede çok fazla işte bazı oyunculara yük bindiği, sene başı hazırlıklarını da doğru yapamadıklarını falan söylemişti. İşte Fofana'dan bahsetti, Tomane'den bahsetti. Şimdi onların daha iyi döndüğünü söyledi. Ki Fofana, gününde bir Fofana, yani bırakın birinci ligi, Süper Lig seviyesinde bir oyuncu yani, net. Fakat devamlılığının olması lazım. Çok kolay adam eksiltebilen, enteresan bir oyuncu Fofana. Hücum hattının zaten çok sorunu yok aslında. Savunmayı toparlamak adına hamleler bekleniyordu. Kanat bekleri özellikle. Şimdi orada Talha alındı ama sağ beke. Yani solda da sorun var. Sağda zaten var. Bir de giderecek mi belli değil. Yani bize göre var ama teknik heyete göre yoktu anladığım kadarıyla. Yani şu anda 4 tane açıklanan transfer var. Muhtemelen bu sayı artacak. Fakat işte bu şeyler, transferler tam olarak beklentileri karşıladı diyemeyiz. Net bir şekilde bunu söyleyemeyiz şu an itibariyle. Maça geldiğimizde pazar günü saat 4'te, öğleden sonra 4'te oynanacak.
Balıkesir'de oynanacak karşılaşma. Yani Balıkesir Spor Lig'de son sırada, Samsun Spor maç eksiğiyle 8. sırada ve Samsun Spor Süper Lig'i hedefliyor. Balıkesir Spor ise bir şekilde ligde tutunma amacında. Maçın favorisi Samsun Spor, dediğim gibi karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Her zaman olduğu gibi yine TRT Spor'dan ve beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşma. Şu anda Samsun Spor cephesinde kırmızı kart cezalısı Ali Ülgen dışında, ki o da ne kadar saçma bir kart gördü yani, ben oyuncuya kızıyorum burada. Ali Ülgen dışında net bir eksiklik yok. Yani Diamonde, Melunovic falan, onlar zaten yok hükmünde. Sezonu kapamıştı bir tanesi. Birisi hiç açamamıştı zaten sezonu. Yani evet, sezonu kapatan oyuncu gördük duyduk da sezonu hiç açamayan oyuncuya da ilk defa rastlıyoruz ya. Bu da enteresan bir şey. Yani bak, şu an bu program öncesi düşündüğüm bir şey değildi. Şu anda aklıma geldi. Ya bu da bize nasip oluyor yani. Bu çok ilginç bir durum. Evet, sezonu açamayan oyuncumuz bile var. Muhtemelen de açamayacak. Açamadan gönderilecek ya da başka bir çözüm bulunacak. Evet, transferlerin devam etmesini bekliyoruz. Pazar günkü maçı da bekliyoruz. Samsun Spor'un galip gelmesini tabii ki ben temenni ediyorum. Bizde yalan yok. Yani Samsun Spor'un çünkü. Ama her şeyden önce hak edenin tabii ki kazandığı bir karşılaşma olmasını, temiz bir maç olmasını diliyorum.